Antep Şehir Hastanesi 3 boyutlu aritmi cihazları ile kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu tedavisinde sayılı merkez haline gelecek. Hastanemiz hizmete açıldığı günden beri yoğun olarak kalp pillerine yönelik hem nabzın düştüğü durumlardaki hem kalp şoklayıcı pilleri hem kalp yetmezliği hastalarının tedavisinde kullanılan bir takım özellikli pilleri yoğun olarak yapmaktayız. Antep şehrinde ilk defa olmak üzere LIT dediğimiz kalp kablolarının ameliyatsız yöntemle çıkarılmasına dair de girişimlerimizi başlattık. Bu ablasyon dediğimiz kalbin ritim bozuklukları ile ilgili tedavilerin de başlangıcını yaptık. Bu süreç içerisinde normal ablasyon dediğimiz anjiyoda yapabileceğiniz ablasyonlar dışında özellikle vatandaşlarımızın uzun süre dışarıdaki şehirlere sevk olmasına sebep olan ve oldukça da meşakkatli geçen bir ritim problemleri var. Bu ritim problemlerinin tedavisi için kullanılan 3 boyutlu cihazlar var. Bu cihazları hastanemiz bünyesine kavuşturduk. Bu aydan itibaren artık hastane bünyesinde bunları yapmaya başlayacağız. Gaziantep'te büyük eksiklikti. Çarpıntı ile gelen ya da ritim bozukluğu olan hastaların tedavisi de özellikle ilgilenmesi gereken arkadaşlar olması gerekiyor. Çünkü hastalar bundan tam manasıyla şifa bulamıyorlar. Özellikle bu ritim problemi olan hastaların tek uğrak yeri başta burası olacak. Kesinlikle uzun süren tedavi süreçleri değil bunlar. Ablasyon için söylüyorum. Ertesi gün taburcu olabiliyorlar. Bu çarpıntı hastalıklarına sahip bireylerde İlaç tedavisiyle bazen tedavi çok mümkün olmuyor. Bunları uygun şekillerde ya yakmak lazım ya da dondurma yöntemi dediğimiz, kriyo ablasyon dediğimiz bir yöntem var. Onunla da uygulama yapılabilir. Bu yöntemlerle tamamen kurtulabiliyorlar ya da azaltılabiliyor şikayetleri. Şu anda dünya çapında bu işlemleri yapmaya haiz ne işlem varsa bunları burada başlatacağız. Ücret konusunda hastalar hastaneye ilk adım attıkları zaman böyle bir şeyleri oluyor. Tabii ki bugün özel hastanelerde olsun, dışarıda olsun çok büyük farklar alınıyor. Bu farkların hiçbiri şu anda hastane bünyesinde hiçbir şekilde alınmıyor, alınmayacaktır da. Bütün bu işlemler profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirilecek. Özellikle anjiyo tarafının pek bilemem, o dışarıda kalan bir şey. Diğer birçok hizmet veren hastane var bu konuyla ilgili ama ritim bozuklukları ile ilgilenen aritmi bölümü şehrimizde, hatta civar illerde bir tek burası olacak. Dolayısıyla bu konuyla ilgili muzdarip olan hastaların başvurularını daha çok buraya yapmaları gerekiyor. Çünkü kapı kapı dolaşıp uygunsuz tedaviler ya da uygunsuz takiplerin olmasına ihtiyaç kalmayacak.